Merhaba gençler, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çantayı yığınlara kazandıran defterde doğrusal denklemlerle dersimize devam ediyoruz. Gençler, ilk etkinliğimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hatırlayacağınız üzere arkadaşlar bir bilmeyenle birinci dereceden bir bilmeyen denklemlerde eşitin bir tarafında bilinmeyenleri diğer tarafında bilinen sayıları yalnız bırakarak ne yapıyorduk gençler? X'in değerini buluyorduk. Burada hatırlamak için arkadaşlar bu etkinliklerimize bakalım. X'i yalnız bırakmak için eksi 2'yi karşıya gönderirsem artı 2 olarak geçer. O halde x'in değeri 5, 2 daha 7 olur. 2x artı 2 eşittir 7 de. Artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak gönderdim. O halde 2x 7'den 2'yi çıkarıyorum, 5 oldu. Burada her iki tarafı 2'ye bölersem x'in değeri 5 bölü 2 olur diyoruz. İşte üçüncüde iki tarafta bilinmeyenlerimiz var. Küçük olan x'i büyüğün yanına eksi 1'i sağa alırsam 3x'in yanına eksi x geldi. 5'in yanına artı 1 geldi. 3x'ten x'i çıkardım, 2x. 6'ya eşitse her iki tarafı 2'ye bölersem buradan x'in değeri 3 olur diyoruz. Dördüncü etkinliğimizde yine eksi x'i gençler karşı tarafa gönderdim. Eksi 6'yı sol tarafa aldım. 3'ün yanına artı 6 geldi. 2x'in yanına da artı x geldi. 3, 6 daha 9 eşittir x, x daha 3x. Her iki tarafı 3'e bölersek buradan da yine x'in değeri 3 olur diyoruz. 5. etkinliğimizde 2x'i sola, eksi 4'ü sağ tarafa alalım. 5x'in yanına eksi 2x geldi. 8'in yanına artı 4 geldi. 5x'den 2x'i çıkartırsam 3x, 12'ye eşitse her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri 4 olur diyoruz. Evet, 6.'da gençler bakın küçük olan x'i gönderirsek gençler eksi x ile uğraşmayız. O halde eksi 2'yi sol arıyorum. Eksi 6'nın yanına artı 2 geldi. X'in yanına eksi x geldi. Eksi 6, 2 daha eksi 4. X'den 1x çıkardım, x kaldı. Demek ki x'in değeri eksi 4 olur diyoruz. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Evet, aşağıdaki rasyonel denklemleri çözünüz diyor gençler. Arkadaşlar rasyonel denklemlerin rasyonel olup olmaması çok da önemli değil. Biz arkadaşlar hatırlayacağınız üzere doğru orantı içler dışlar çarpımını öğrenmiştim. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam x eksi 2 ile 5'i çarpıyorum. Dağıtarak yazalım. 5 ile x'i çarptım, 5x. 5 ile eksi 2'yi çarptım, eksi 10. Eşittir 3x. Burada 3x'i sola, eksi 10'u sağa alırsam 5x'in yanına eksi 3x geldi. Eksi 10 da artı 10 olarak geçti. Hani 5x'ten 3x çıkartırsam 2x 10'sa her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 5 olur diyelim. Evet, yine içler dışlar çarpımı yaparsam gençler 2 ile x artı 4'ü çarpıyorum. 2x artı 8. 3 ile x'i çarptım, 3x. 3 ile eksi 3'ü çarptım, eksi 9. Buradan 2x'i sağ tarafa, eksi 9 sola alalım. 8'in yanına artı 9 geldi. 3x'in yanına da eksi x geldi. Eksi 2x geldi. 8, 9 daha 17 eşittir x olur. X'in değeri dedik. Evet, devam edelim. Burada gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 3 ile 3x'i çarptım, 9x eksi 3. 2 ile x'i çarptım, 2x artı 4. 2x'i sol tarafa, eksi 3'ü sağa alırsam 9x'in yanına eksi 2x geldi. 4'ün yanına da artı 3 geldi. X 7 eşitse x'in değeri 1 olur diyoruz. Evet sevgili gençler, devam edelim. Evet, aşağıdaki rasyonel denklemleri çözünüz dedi arkadaşlar. Kesirlere toplama işlemini mutlaka paydalara eşitlemem gerekiyordu. Bakın bunu 2 ile 3 ile genişleterek kesirlerimizin paydasını eşitleyelim. O halde 2 ile 2x'i çarparsam 4x, eksi 4'ü çarpıyorum, eksi 8 bölü 12 artı 3x bölü eksi 8 bölü
3 kere 2 6 gençler. Artı 3 ile genişletelim. 3x 6 eşittir 5 diyoruz. İşte burada ortada toplam olduğu için direkt pay kısımlarını topluyorum. 4x 3x daha 7x eksi 8 bölü 6 eşittir 5. 5'in gizli paydası 1 var diyorum. Buradan da içler dışlar çarpımı yapalım. Hadi 7x eksi 8 6 kere 5 30 eşittir. Eksi 8'i karşıya artı 8 olarak gönderirsem 7x'in değeri 38'dir. Her iki tarafı 7'ye bölersek x'in değeri 38 bölü 7 olur diyoruz. İkinci etkinliğimizde gençler paydaları 6'da eşit diyebiliriz. Bunu 3 ile 2 ile genişleteceğim gençler. Genişleterek tekrar yazalım. 3 ile x eksi 3'ü çarparsam 3x eksi 9 bölü 6 artı 2 ile genişletiyorum. 2x eksi 4 bölü 6 eşittir. X bölü 6. Gençler dikkat ederseniz bütün paydalar burada eşit. O halde şunu çok rahat yapabiliriz gençler. Paydaların hepsi eşit olduğu için direkt bu paydaları kaldıralım. O halde pay kısımlarını kendi arasında eşitleyeceğim. 3x eksi 9 ile 2x eksi 4 topluyorum. 3x 2x daha 5x. Eksi 9 ile eksi 4 daha eksi 13 eşittir x oldu. Burada x'i sola, eksi 13'i sağa alırsam 5x'in yanına eksi x geldi. Eşittir 13. 4x 13'e eşitse x'in değeri her iki tarafı 4'e bölersek 13 bölü 4 olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Üçüncü sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar burada da paydalar arkadaşlar bakın 4. Bunun gizli paydası 1 var. Diğer tarafta 3 var. O halde hepsini 12'de eşitleyebilirim. Evet hepsini 12'de eşitlersek gençler daha rahat işlemi yapabiliriz. O halde bunu 3 ile bunu 12 ile bunu da 4 ile genişleteceğim ve paydaları direkt görmeyeceğim gençler. 3 ile genişletirsem 3 ile 2x'i çarptım. 6x eksi 9 bölü 12 eksi 12 ile 2'yi çarptım. 24 bölü 12 eşittir. 4 ile genişletirsem 4x eksi 4 bölü 12. Şunu 12 olarak yazalım. İşte bakın 12'ler olduğu için direkt paydaları atıyorum. O halde 6x eksi 9 eksi 24 eşittir. 4x eksi 4 oldum. Eksi 9 ile eksi 24 toplarsam 6x eksi 9 eksi 24 daha eksi 33 eşittir. 4x eksi 4'ten 4x'i sol tarafa eksi 33 sağ alacağım. 6x'in yanına eksi 4x geldi. Eksi 4'ün yanına da artı 33 geldi. Evet, 6x'den 4x çıkartırsam 2x eşittir. Eksi 4'te 33'ü toplarsam 29 olur. X'i bulabilmek için ne yaparız? Her iki tarafı 2'ye böleriz. Buradan x'in değeri 29 bölü 2 olur deriz gençler. Dördüncü etkinliğimizde arkadaşlar şöyle. Eksi 1'e arkadaşlar gizli paydası 1 var diyebiliriz. Bunu da 3 ile genişletelim. Bu sefer de kendi aralarında eşitleyeceğim. Hadi x eksi 1 bölü 3 eksi 3 bölü 3 eşittir. X bölü 2 dedim. X eksi 1'den gerçi 3'ü çıkarıyorum. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 yapar. X eksi 4 bölü 3 eşittir. X bölü 2. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 3 ile x'i çarptım. 3x 2x 2 ile x'i çarptım. 2x eksi 2 ile 4'ü çarptım. Eksi 8 oldu. Buradan 2x'i sol tarafa alırsam 3x eksi 2x eşittir. Eksi 8'den x'in değeri eksi 8 olur diyoruz. Evet 5. etkinliğimize bakalım. Gençler burada da paydalarımızı 6'da eşitleyebilirim. Şöyle hatta 4'de gençler gizli paydası 1 var diyeceğim. 6 ile eşitleyeceğim. İlk kesi 2 ile genişletirsem 4x eksi 2 kere 3 6 bölü 6 eksi 3x bölü 6 eşittir. 4 kere 6 4 bölü 6. 6'lar eşit olduğu için gençler direkt atıyorum. 4x eksi 6 eksi 3x'ten
4x'ten 3x çıkartırsam x eksi 6 olur eşittir 24. Eksi 6'yı karşıya artı 6 olarak gönderirsem x'in değeri 30 olur diyelim. Evet, bu sayfada gençler son etkinliğimize bakalım. Faydalarımızı 10'a eşitlemek istiyorum. Bunu 2 ile bunu da 5 ile genişletirsem 2 ile x eksi 3'ü çarpıyorum. 2x eksi 6 bölü 10 eksi 5x bölü 10 eşittir 1 bölü 10. İşte paydalar aynı olduğu için direkt atıyorum. 2x eksi 6 eksi 5x'ten. 2x'ten 5x çıkardım. Eksi 3x eksi 6 eşittir 1 oldum. Buradan gençler eksi 3x'i sağ tarafa sonra alırsam eksi 6'nın yanına eksi 1 geldi karşıya 3x geçti. Hadi eksi 7 eşittir 3x ise her iki tarafı 3'e bölersem x'in değeri eksi 7 bölü 3 olur diyoruz sorumuzun yanıtına. Evet gençler, bu rasyonel denklem sorularını da burada bitirmiş olalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.